Evet sevgili izleyenler, Antalya Belek'teki yolculuğumuz kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de Antalya Belek'te bulunan haftalıkvilla.com'a konuk olduk. Yanımda da işletme sahibi Ayhan Bey bulunuyor. Ayhan Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? 46 yaşında. 16 yıldır haftalık villa kiralamayla uğraşan bir işletmeciyim. Peki burada müşterilerinize ne gibi hizmetler sağlıyorsunuz? Biraz onlardan da bahsedebilir miyiz? Daha çok çocuklu ailelerin tercih ettiği bir tatil alternatifi. Otelde biliyorsunuz haftanın, günün belirli bir saatten sonra havuz kullanımı mesela yasaktır akşam 7'den sonra, ama villada ise öyle değil. Villada siz terasınızda güneşlenirken veya salonda çalışırken, yemeğinizi yaparken çocuklarınız havuzda yüzebiliyor. Gündüz havuz yüzmeye fırsat bulamadığınız için çocuklarınız sebebiyle akşam yüzme fırsatı yakalıyorsunuz. Havuz tamamıyla size ait olduğu için sizi kimse rahatsız etmiyor. Dolayısıyla daha fazla eğlenebiliyorsunuz otele nazaran. Peki sadece Belek bölgesinde mi hizmet veriyorsunuz? Örnek veriyorum, Antalya'nın diğer bölgelerinde de yine hizmet verebiliyor muyuz? Bir de Kaş, Kalkan taraflarında da, Kemer'de de çalıştığımız villalar var. Bunun yanı sıra Bodrum'da da çalıştığımız villalar var ve her gün geçtikçe portföyümüzü daha da genişletiyoruz. Peki Ayhan Bey, müşterilerimiz size nasıl ulaşıyorlar? Bize direkt web sayfamızdan ulaşabilirler. Web sayfamızda beğendikleri bile rezervasyonu kolaylıkla yapılabiliyor. İki basit adımla geçebiliyorlar onu. Ondan sonra biz kendilerine hangi tarihler ve bütçesini soruyoruz. Bütçe ve tarih öğrendikten sonra onlara olabileceği villaları sunuyoruz. Onlar da içinden seçim yapıp bize rezervasyon yapıyorlar. Peki konumundan da biraz bahsedebilir miyiz? Mesela hani denize mesafesine kadar sadece şehir merkezinde mi hizmet sunuyoruz müşterilerimize? Kaş Kalkan tarafında deniz manzaralı yerlerimiz var. Fakat Belek'te denizle yerleşim alanı arasında golf kulüpleri ve oteller olduğu için bir şey yok. O deniz manzarası yok. Fakat Belek'te de daha sakin bir ortam olduğu için insanlar daha çok memnun kalabiliyorlar.